geldik koştura koştura çünkü yani olay bir yerde devam ediyor. Bekleyecek ne zaman var bir şey. Geldi de sağda. Dolayısıyla bir takım var 65 tane şut atmış, 24 tane çıkanıyı bulmuş. Ligin en azından atan takımlarından bir tanesi. Yani, dolayısıyla aksiyon var ama sonuç geldi. Evet. Bakıyorsunuz oyuncu kapasitesi bayağı verimli bir durum var. Yani niye bu? Konuştuğumuzda tabii işte şans faktöründen bahsediliyor. Bazı maçlarda çok iyi oynadı daha sonra dinlediğinden bahsediyor. En son Bursa maçı oynadı. İşte rakip bir kere kaleye geldi, bir gol oluyor. Biz daha çok aksiyon attık ama sonuçlandıramadık gibi. Yani takımın bir oyunsal anlamda bir konuştuğum herkese, yöneticiyle, malzemeciyle, sizlerle herkese konuşuyoruz. Şimdi biz bir arada bu işin mazereti yok. Ne oluyor, ne bitiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Konuya sahip olalım çünkü pazar günü çok ciddi bir maç oldu. Dolayısıyla önümüze gelenler bir bilgi edinmeye çalışıyoruz. Yani benim sizin için bilgiler çok değerli. Takımda şu anda stoperle iki tane arkadaşımız da evladı. Birisi yabancı olan Kokoriş. Diğeri de Alperen Rozer'di. Ali Hasan Ali şeyde İstanbul'da tedaviye gitmiş galiba. Muhammed Garibal bir enfeksiyonu var. Daha yediyiz galiba şu anda. Evet. 4 tanesi kalıcı bir yerde de önce arkadaşlarımızla. Onları da söyledim. Yani babamızın oğlu kimse değil burada. İşte bakıyoruz. 7 tane antrenörümüz burada. Gözlüyoruz. Her antrenman sonrası içeri girip bu antrenmanın hangi oyuncu ne olduğu, gelişmesi var mı konuşuyoruz. Biz hafta sonunda da bir takım çıkacak. Yani benim için odur. Yok geçmişinde iyiymiş, bilmem neymiş. Bu patlar yemiş, oynayamazmış diye bakalım. Biz yani bizden oyuncuların da zaten temelde beklediği adalettir yani. Önemli onları iyi yönetin, onları çalıştırın, değerlendirin, işte kişilik katın, değer kazandırın, para kazandırın, işimiz bu. Dolayısıyla bunu da onlara söyledim. Biz idare edilen bir antrenör tipi değiliz, biz kendimiz idare ederiz. İki hafta, beş hafta, bir sene, on sene ama başkası bizi idare edemez. Yani oyuncu kurbanına söyleyeyim. Yani, o yüzden idare edilmeyi öğrenin. Sakın ola ki bizi idare etmeye kalktı. Yani biz ne yapacağımızı biliyoruz. Bizim 35. senemiz dediklerdi. Dolayısıyla hepiniz iyi çocuklarsınız ama oynayıp oynamamayı çok iyi problem haline getiriyorlar çocuklar. Niye 11 oynuyor? 28 kişi, 17 kişi oynamıyor. Ne olacak? Düşman mı olur? Laf mı? Olmaması. Bir seçim mesela. Çalış kardeşim. Sen mi giriş? Olur. Yani bir kere bu giriş doldurlarsa tabii. Söylediğim başka şey de bu işi gelişmek istiyorsanız çalışacaksınız. Şimdi çok çalışınca bizim Türk oyuncusu maalesef verdiği tepki çok doğru tepkiler vermiyor. Sıkılıyor işte yani pek disipline gelemiyor. Böyle sorunlar bütün takımlarda yaşadık yaşıyoruz yani. Umarım burada böyle bir sorun yaşamayız. Hani de bu çocuklarla daha da çalıştığımız işte bizim Ahmet Reis, Tolga. Tolga benim Konya Spor'daki altyapıda oynuyordu yani. Çok gençken aldım ben takıma Konya'da. Diğerleri de tanıdığımız karşılıklı rakip olduğumuz çocuklar yani bunlardan da işte Buran, Erak'ı, işte Söyleşme, Sabrı'nın, Aykut'u, yani işte o yabancılardı, hepsi tanıdığım bir çocuklar. Yani bildiğimiz birkaç altyapıdan gelmiş kardeşimiz, onların dışında öyle bir tanıma baktığı zaman kaybedecek bir durum yok. 28 puan 4 tane takım var. Ve ikinci ile aramızdaki puan farkı 6. İşte gittik Adana Spor'u yenildik. Eskişehir Spor gelip onu yeniyor, bunu yeniyor. Ondan sonraki takım onu yeniyor. Yani bir ligde bir bakıyorsunuz hiç akla gelmedik sonuçlar. Her takım birbirini yenebilecek kapısı. Çünkü kapısında. Yani ligin özelliğinden ki yukarıda da ben çok farklı görmüyorum. Takımlar oyunla kazanan takım yok. Hep oyuncuyla kazanan. Yani dolayısıyla bir takım olma özelliği. Bir getirirseniz o dayanışmasını, dönüşmesini, paylaşmasını, ne yaptığını bilir hale getirirseniz, bilirseniz sonucu almak mümkün. Bir şanstır, şanssızlıktır, oyundur, bilmem nedir ama sonuç olarak cevap vermesi lazım oluyor. Ölçüden de çocuklara söylediğimde.
sanırım burada biraz böyle rahata takılınmış yani. Yoksa bu takımda başarılı olmuyor. Anay bir kadrosu var. Son 5 maç gol yok hocam. Burada 30 yaşın üzerinde en az 15 tane adam var. Ya bunlara şimdi zaten ben buraya bunlara antrenik yapmaya geldim. Abilik yapalım bunları. Abilik yaparken de tabii şimdi yapalım. Ali Kıran başkası olmadım bir hali yok. Hep kendisi kişilikli adamlar. Bir laf söylediğinde üzülüyorlar. Gartları düşüyor yani. Hocam zaten bu yani siz şehirde de yani siz Aksar'a geldiniz duyulmaya başladı. Aksar'ın da moral kondisyonu yükseldi. Aksar'ın da moral kondisyonu yükseldi yani. Ben tabii tabii ilk geldiğimde sordum. Manisa'da oynarken seyirci sayısı buradakinden daha fazla. Yani neden acaba bir seyredenler cevap vermiyorlar, sıkıntıları onu bilemiyorum. Onun sonuçta doğru ortalığı değil. Akhisar'da sen bu takım üçüncü ligde, mali ligde olursa Akhisar'da. Aynen. Sonuca gelip, sonuca destek vermek doğru olmaz.